Tüp bebek tedavisine başlamadan önce yapılması gereken testleri biz iki gruba ayırıyoruz. E, bu gruplardan e, bir tanesi e, kişinin, kadının e, over rezervini, rahiminin ve tüplerinin durumunu gösteren testler. Erkekte ise temel olarak spermlerinin durumunu gösteren testler. Bunlar tıbbi testler. Bir de e, Tüp bebekte kişilerin işleme alınabilmesi için, yani ameliyathaneye yumurta toplama işlemine alınabilmesi için yapılması gereken testler var. Şimdi bu testlere baktığımız zaman bunlar genellikle enfeksiyon testleri, yani özellikle HIV testi dediğimiz AIDS testi, hepatit B testi, hepatit C testi gibi testler. Ayrıca e, tiroid testleri ve şeker testleri kadında çok önem arz ediyor. Tiroid testlerinden özellikle TSH dediğimiz e, hormonun iki altında olmasına çok önem veriyoruz. E, yine diyabet testlerine baktığımız zaman da 3 e, ay süreyle kanda kan şekerini ölçen hemoglobin a1c dediğimiz moleküle bakılması çok önemli. Bunun da üst sınır 5.8. 5.8'in altında olmasını ve kişide düzenli bir şeker kontrolü olduğunu anlamamızı gerektiren bu testlere bakıyoruz. Gelelim en başta söylediğim tıbbi testlere. Tıbbi testler ne olmalı? Erkekte mutlaka bir spermiyogram olmalı ve bu spermiyogramda sperm'in sayısı, hareketleri ve şekline bakılmalı. Yani morfolojiye bakılmalı, sayı, motilite ve morfoloji. Bunları da kısaca söyleyecek olursak sperm sayısı en az 15-20 milyon olmalı, motilite dediğimiz hareketlilik, ileri doğru hareketlilik en az %40-50 olmalı ve morfolojide en az %4 normal şekle sahip olan sperm olmalı. Kadına gelince over rezervine baktığınızda üç tane ana testle karşılaşıyorsunuz. Bunlar FSH yani folikül stimüle edici hormon, LH ve e, AMH dediğimiz anti e, hormon. Belki bazı testlerde e, E2 dediğimiz östrodiol seviyesinde de bakabilirsiniz. Bu hormon testlerinden başka eğer imkanı varsa doktora gelmeden önce tecrübeli eller ve tecrübeli gözlerde ultrasonografi ile sayılan yumurta sayısı çok önemli. Bu yumurta sayısının özellikle kadınlarda 10-12'nin üzerinde olması e, gerekiyor. Eğer 10 ile 6 arasındaysa biz buna sınırda test diyoruz. 6'nın altındaysa azalmış e, yumurtalık rezervi olarak adlandırabiliyoruz. Son olarak söylemek istediğim test de histerosalpingografi dediğimiz HSG testi, iyi ellerde çekilmiş bir HSG testi ile e, rahimin içerisi ve tüplerin durumunun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.